Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Her zaman olduğu gibi elbette terörle mücadeleye de vurgu yapılıyor. Ayrıca 40 Eurofighter savaş uçağı alınmasının planlandığı ifade edildi. Uçakların ikinci el olmayacağı söylendi. Bir de incirlik üzerinden ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatı yaptığı iddiası vardı buna da itibar edilmesin diyor bakanlık. Bize şimdi ayrıntıları daha fazlasını CNN Türk muhabiri Paşa Al Yurt aktaracak Ankara'dan. Paşa sendeyiz. Semiha Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gündeme dair birbirinden önemli açıklamalar var. İlk, i̇lk, satırdan başlayacak olursak, o satır başlarını verecek olursak ve o ilk satırdan başlayacak olursak, Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde hatırlanacak olursa Plan Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının Plan Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğu açıklamada Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını almayı düşündüklerini ifade etmişti. İşte bu nokta ile ilgili ikinci el alınacağı iddiaları gündeme geldi daha sonrasında. İşte bu konuyla Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu o tırnak içi ifadeleriyle verecek olursak F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter denildi ve bunun dışında herhangi bir uçak alımı konusunda da bir çalışma içerisinde olmadıkları ifade edildi. E, tedarik konusunda İngiltere üzerinden al el alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak alındı almak istediğimizi ifade ettik kelimelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yine alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil en üst modelini alma konusu talebini ilettik. ifadelerini kullandıklarını belirtti Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Diğer konu ise sizin de az önce yayının başında ifade etmiş olduğunuz gibi İncirli'ye inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddiası. İşte bu konuyla ilgili yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Türkiye olarak Gazze'li kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir. Yanıtı verildi. Diğer önemli konuysa Kaan Milli Muharip Uçağı Kaan. İşte bu konuyla ilgili özellikle Milli Muharip Uçağı Kaan'ın ne zaman ilk uçuş, uçuşunu gerçekleştireceği ve yeniden özellikle yerli motorla birlikte ne zaman Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterine katılacağı konusu. Bu konuyla ilgili de yine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından önemli bir açıklama var ve yapılan açıklamada Kaan'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştiğini gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre yerli motor 2028'de hazır olacak. 2032'den itibaren de Kaan'ın MATR'e girmesi bekleniyor ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sizinle ifade etmiş olduğunuz gibi Milli Savunma Bakanlığı'nın her hafta olan bilgilendirme, basın bilgilendirme toplantısı bugün de gerçekleştirildi ve burada özellikle Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda önemli açıklamalar vardı. Burada da 4 günlük insani ara yardımın 4 günlük insani ara ilanı konusunda bu durumun olumlu karşılandığı ifade edildi ve yine hava kuvvetlerimize ait 11 uçakla 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi tıbbi malzeme Bölgeye sevk edilmiştir denildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Evet, az Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarda aslında terörle mücadele konusu her toplantıda olduğu gibi en başı çekiyor. Ve bu noktada da özellikle son bir haftada 59 teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret edildi. Ve yine bir yıl içerisinde toplamda doğrusu yılbaşından bu yana 1920 teröristin yapılan operasyonlar sonucu etkisizleştirildiğini ve toplamda 24 Kasım 24 Temmuz'dan bu yana ise 39.270 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi ve son olarak da iki özellikle İran kuzeyinde bu teslim olma süreçleri devam ediyor PKK terör örgütü e Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik işte bu noktada da iki terörist daha teslim olmuştu geçtiğimiz günlerde İran kuzeyindeki Habur sınır kapısı üzerinden ve bu noktada da şu ana kadar yılbaşı bu yana 110 teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine teslim oldukları kaydedildi diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım Semiha.